Kocaeli'de konuşan Bakan Kacır, sadece 2023 yılında sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 750'ye yakın başvurunun içerisinden 1802'ye yakın projeyi destekledik. Ve bunların neredeyse üçte biri sağlık sektöründeki projeler dedi. Sağlık sektöründeki dönüşüme ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik hedefler, kritik politika ve proje önerileri belirledik. Bu yol haritasıyla klinik ve bilişim teknolojilerindeki patent sayılarını, Ar-Ge harcamalarını, sağlık alanındaki girişimlerin sayılarını ve niteliklerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Kritik ve stratejik alanlarda belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerleştirme hamlelerimize hız verdik. Sadece 2023'te sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenledik, 55 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik, 9 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyar lirayı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında Türkiye'nin hali hazırda yüksek düzeyde ithal etmekte olduğu ürün ve teknolojileri listeledik ki bunlar yıllık 60 milyar dolar düzeyinde ithalat ve 51 milyar dolar düzeyinde cari açık ortaya çıkaran ürünler ve teknoloji başlıkları. 750'ye yakın başvurunun içerisinden 180'e yakın projeyi destekledik ve bunların neredeyse üçte biri sağlık sektöründeki projeler. Bugüne kadar sağlık alanında 11 büyük ölçekli yatırım projesi için yatırım taahhütlü avans kredisi programına başvuru aldık. Tabii sağlıkta güçlü bir üretim altyapısının olmazsa olmazı Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetimiz. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımız bünyesinde yer alan 68 Ar-Ge merkezinde 2000'e yakın araştırma projesi yürütüyoruz.